için değerli katılımcılar, birileri bir şey söylüyor, unutuyor. Ama biz unutmadık. 2013 6. ayında Haydarpaşa'ya trenlerin gireceğini sözü vermiştiler. Bekliyor. Henüz ortada tren yok. Hatta yukarıda resmini göreceksiniz. Arkadaşlarımız iki gün önce çekti. Henüz yol yok. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan hattımızı 2 yıl önce söktüler. Henüz Avrupa'yı Asya'ya bağlayan hatlarımız sökük. Bizler 100 yıldır hem yol yapıyorduk hem tren işletiyorduk. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yol yapmak değil. Mevcut hatları işletmemek, istasyonları kapatmak, halka hizmet veren, halka hizmet veren trenleri seferden kaldırmak. Onlarca trenimiz seferden kaldırıldı. Banyo trenleri seferden kaldırıldı. Bölgesel ekspreslerimiz seferden kaldırıldı. Hat boyundaki bütün binalarımız tarihi eser. Binalarımız devre dışı bırakıldı. Hatta sahipsiz kalsa yıkacaklar. Değerli dostlar, biz bunun takipçiliğini 2013'ten beri yapıyoruz, yapacağız. Haydarpaşa gardır, gar olan kalacak. Trenlerimiz Haydarpaşa'ya girecek. Sirkeci garı gardır, gar olarak kalacak. Bunun takipçisiyiz. Haydarpaşa gardır, gar kalacak. Haydarpaşa gardır. Miras satılamaz. Kültürel miras satılamaz. Ulaşım hakkı engellenemez. Ulaşım hakkı engellenemez. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarının bu diktatörce tavırlarından dolayı ulaşımdan eğitime, sağlığa, bu ülkenin hemen hemen bütün kamu kurumları devre dışı bırakılmak, yok edilmek isteniyor. İşte 7 Haziran gerekli dersi verdi. Sanırım bundan sonra bu diktatörlük tavırları önünü daha iyi keseceğiz. Ama nasıl? Siz basının ve bütün kamu kurumlarında çalışan arkadaşların destekleriyle biz bu ülkenin yeniden adalet ve kamu kurumlarının çalıştığı bir ülke haline gelmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili basın açıklamamızı Sayın Eyüp Başkanımız okuyacak. Ses geliyor mu arkadaşlar? Mikrofonun önünden gelip geçen olmazsa etkileniyor. Mikrofon. Geçin arkadaşlar. Değerli Haydarpaşa dayanışmacıları, değerli Kadıköylüler, İstanbullular, bugün zamanını Haydarpaşa için hayran, trenlerimiz için hayran değerli basın emekçileri, merhabalar. Hepinizin bildiği gibi ana trenler 3 yıl sonra, banliyö trenleri 2 yıl sonra bugün seferlerine yeniden başlayacaklardı. Ve hepinizin gördüğü gibi trenlerin başlaması adeta bir hayal gibidir. Bu nedenle Haydarpaşa dayanışması ve bileşenleri olarak hazırlanan bildiriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Haydarpaşa garında trenlerimizi bekliyoruz. AKP iktidarı 13 yıl boyunca insan haklarını yok sayan rant politikalarını yaşamın her alanında fütursuzca sürdürmüştür.
demokratik normlara ve hukuka aykırı, bilim ve akıl dışı alınan kararların bedelini toplum, kentler ve çevre bir bütün olarak ağır bir şekilde ödemektedir. Bu kapsamda yurttaşların ulaşım hakkı en çok ihlal edilen temel insan hakları arasında yer almaktadır. Ulaşım hakkı engellenemez. Ulaşım hakkı engellenemez. Bu süreçte NATO toplantılarında fiilen sokağa çıkma yasağı konulması, 1 Mayıs Emek Bayramı günü ve Gezi direnişinin yıl dönümünde metroların, vapurların, otobüs seferlerinin durdurulması, ülke yöneticilerin paranoyalarına bağlı olarak cadde ve sokaklarda yurttaşlara kısıtlar getirilmesi keyfiyetiyle diktatörlük uygulamaları devam etmiştir. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. 2006 yılında başlayan Türkiye'nin ve İstanbul'un ulaşımına çözüm olarak sunulan 48 ayda tamamlanması öngörülen Marmaray projesi, ulaşım hakkının engellenmesi ve keyfi uygulamaların aracı haline getirilmiştir. Projenin yapım sürecinde iktidarın gelenekselleşmiş rant ve akıl dışı politikaları bütün yönleriyle dramatik bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. AKP iktidarı açıkça halka yalan söylemiştir. Rant'ta dönüşüme hayır! Rant'ta dönüşüme hayır! Rant'ta dönüşüme hayır! 19 Ağustos 1908'de başlayan tren seferleri Marmaray çalışmaları bahane edilerek 31 Ocak 2012 tarihinde ana hat trenleri durdurulmuştur. Ardından İstanbul'un şehir içi ulaşımına çok büyük katkı sağlayan banliyö trenleri 19 Haziran 2013'te, yani bundan tam 2 yıl önce durdurulmuştur. Haydar Paşa trensiz kalmayacak. Haydar Paşa trensiz kalmayacak. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve TCDD yetkilileri tren seferlerinin Marmaray projesi kapsamında durdurulduğu ve 2 yıl sonra trenlerin yeniden seferlere başlayacağı yönünde açıklamalar yapmış ve halka söz vermişlerdir. Banliyö trenleri seferlerine son verilmesi üzerinden tam 2 yıl geçtikten sonra bugün 18 Haziran 2015 tarihinde Marmaray projesi tamamlanmamış olacak ve tren seferleri başlatılacaktı. Bu nedenle Haydarpaşa garında trenlerimizi birlikte bekliyoruz. Bugüne kadar İzmit Adapazarı treni 3. yoldadır. İzmit Adapazarı treni 3. yolda saat 12.40'da hareket edecektir. İzmit Adapazarı treni 3. yoldadır. Bugüne kadar ancak Pendik Ayrılık Çeşme, Kazı Çeşme Halkalı arasındaki yolların sökülmesinden başka herhangi bir ilerleme sağlanmamıştır. Verilen sözler yerine getirilmemiştir. Yağma ve talan politikalarını savunan anlayış devam ettiği sürece trenlerin yeniden seferlere başlaması hayal gibidir. Yurttaşlar bu süre içerisinde mağdur edilmişlerdir. Haydarpaşa tarihtir, satılamaz. Haydarpaşa tarihtir, satılamaz. Haydarpaşa tarihtir, satılamaz. Günümüzdeki teknolojik olanaklarla Marmaray projesi çalışması yapılırken tren seferlerinin durdurulması gerekmiyordu. Bilinen nedenlerle trenlerin durdurulması iktidar tarafından bilerek tercih edilmiştir. Ayrıca
programa uyulmaması ve öngörülen programın zamanında yapılmaması nedeniyle İstanbul'un zaten var olan trafik sorunları katlanarak büyümüş ve tam bir kaosa dönüşmüştür. Ben yaptım olduğu mantığıyla hareketten iktidar anlayışı sayesinde yurttaşların ulaşım ve kamu hizmetlerine erişim hakkı engellenmiştir. Bu nedenle yılda ana hat trenlerinden 7 milyon, banliyö trenlerinden ise 29 milyon yolcu olmak üzere bir yılda 36 milyon yolcu trenlerden yararlanamamıştır. Bugüne kadar 100 milyon yolcu trenlerden mahrum bırakılmıştır. Bundan dolayı milyonlarca insanımız ulaşım güçlüğü içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Ulaşım hakkı engellenemez. Ulaşım hakkı engellenemez. Ulaşım hakkı engellenemez. Değerli dostlar, AKP iktidarı açıkça suç işlemiştir. Pek çok konuda olduğu gibi iktidar kamusal sorumluluklarını ve verilen sözlerini yerine getirmediği gibi alınan karar ve yapılan uygulamalarda hukuku ve yasaları geçersiz kılmıştır. Marmaray projesinin rant aracı haline dönüştürülmesi, adrese teslim, ihale ve usulsüzlükler, denetimsizlik ve işlerin niteliksiz yapılması, yüksek maliyetler nedeniyle kamuoyunun zarara uğratılmasına ilave olarak yurttaşların ulaşım ve kamu hizmetlerine erişim hakkının engellenmesi suretiyle açıkça suç işlenmiştir. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Buna karşın bugüne kadar kamu ihale kurumu, devlet denetleme kurulu, ilgili kamu denetim kurulları ve yargı herhangi bir soruşturma ve inceleme başlatmamıştır. Ya da bir başka deyişle 17-25 Aralık asrın soygunu soruşturmalarında olduğu gibi sorunların örtülmesi, hukukların perdelenmesi iktidar tarafından bizatihi tercih edilmiştir. Toplum yağma ve diktatörlük politikalarını reddetmektedir. Gezi direnişi ışığında 7 Haziran seçimlerinde bütün kamusal varlıkları, tarih ve doğal değerlerini, kentlerimizi, yaşam değerlerimizi ve Haydarpaşa'yı savunmak için duyarlı toplum kesimleri yağma diktatörlüğüne dur demiştir. Aynı politikaları ambalajlayıp yeniden yürürlüğe koyanlar halkın çok daha büyük tepkisiyle karşılaşacaklardır. Artık yeni bir süreç, yeni bir umudun kapısı açılmıştır. Bütün toplumsal muhalefet çevreleri halkın işaret ettiği bu yolda yürümek için tarihsel bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Bizler Haydarpaşa dayanışmacıları olarak sürecin takipçisi olacağız. Trenlerimizi ulaşım yapılarının simgesi olan Haydarpaşa Garı önünde burada beklemeye devam edeceğiz. Unutmayın, trenleri rahatsızlığa alet edenleri ve sözünü yerine getirmeyenleri trenler çarptı ve çarpmaya devam edecektir. Haydarpaşa Garı halkın garıdır. Mekanlarımızın, anlarımızın ve toplumsal belleğimizin yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Toplum, kent ve çevre için Haydarpaşa dayanışması. Teşekkürler arkadaşlar. İç tahlikat, gezi önüne girecek, banyo treninin hangi yoldan hareket edeceği ayrıca ilan edecektir. Sayın yolcularımıza önemli duyurulur. Direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin.
Başla!